Değerli izleyenler, genç kızın geceleri mezar başında ağlamasının yankıları devam ediyor. Olayı duyanlar o mezarlığa akın ediyor. Gördüm. İşte geceleri ortaya çıkıyor, bir mezarın başında ağlıyor. Işığı görünce kaybolan genç kızın sırrı çözülemiyor. Gördüm. İşte İlginç olayın adresi Çorum'du. Ulu mezarlık görevlileri gece saatlerinde genç bir kızın Fatma Çey'e ait mezarın başında konuşup ağladığını gördü. Önce aldırmadı ama genç kız her gece gelmeye devam etti. Görevliler yardıma ihtiyaç olduğunu düşündü. Mezarın üzerine bir not bıraktı ama dönüş olmadı. Gizemli olaya vatandaşlar da şahit oldu. Hatta birkaçı genç kızı böyle görüntüledi. Bak gördün mü? Kız gel buraya. Gel buraya gel. İşte bak. Gördüm. İşte bayanın koşarak gittiğini gördük. Ve bunu da biz gözümüzde gördük zaten. Olayı çözemeyen mahalleli polise haber verdi. Ama polis de genç kızı bulamadı. Gizemli olayı duyan mezarlığa akın etti. Kimi annesini kaybettiğini. Geliyormuş boyuna geliyormuş işte. Anneciğim beni de yanın al, anneciğim beni de yanın al diye boyuna kabrin etrafında dönüyormuş ya. Kimi hayalet olduğunu düşünüyordu. Gece vakti mezarlığa akıllı insan girmez zaten. Biri girip erken içinde ağlamaz. İşte biz de duyduk geldik abi. Neden bu mezar sadece? Sahip bu mezar dağılıyormuş bir de. Dedik üç ahli midir nedir? Çorum'u ayağa kaldıran olayla ilgili belediye başkanı Zeki Gül açıklama yaptı. Sanki kaybolan bir varlık, kaybolan bir insan ya da bunun dışındaki bir varlık gibi nitelemişler. Ama ben normal bir vatandaşın mezarlıkta böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu vatandaşımızın belki duygusal haliyle yakınını kaybettiği bir haliyle normal olmayan hareketlerde bulunan birisi olduğunu düşünüyoruz. Genç kızı bulmak için mezarın olduğu bölgeye güvenlik kamerası takıldı. Polisin çalışmaları sürüyor.